Hoş geldin Ayşenur. Hoş buldum. Nereye gidiyorsun? Binicilik Kulübü'nün akşam partisi var. Akşam partiye gidiyorsun. Evet. İyi, gel bakalım. Nazlı. Şu bağladığın şey kemer mi yani komple ikisi Hı-hı. birlikte mi? Bir kemer. Çok beğendim kemerini. Dümdüz sadece. Ben bir tek ayakkabılarını beğenemedim. Yani bağcıklı orada olmaması daha böyle yalın bir bot daha güzel olur. Çünkü üstün komple sade yalın. Sadece hareket kemerinde var. Bir de ayakkabıların o bağcıkları olmamış. Bir de bir şey var orada kesmiş gibi. O kadar evet. güzel olmuş. Teşekkür ederim. Özden. Bakıldığında zaten kombinine böyle binicilikle alakalı bir yere gittiğim belli oluyor. Onu sevdim ama onun dışında kemerinin buradaki fiyongunu sevmedim. Bir de siyah normalde ince gösterir ama o pantolon seni çok basenli kalın göstermiş. Şey, parlak deri olduğu için de çok kalın. Çok kalın. Ama kalın olabilir de seni kalın gösteriyor. O zaman ona göre bir kumaş seçeceksin. Sen bu kadar kalın bir kız değilsin. Artık kış ve artık kalın olan şeyleri giyiyorum. Ki dışarıdan da bize örnek aldıkları için. Bunun altına incecik bir tayt giyersem öyle akşam kışın dışarı çıkılmayacağını bilmeleri gerekir. Ben kendimi kalın göstermeyi göze alarak bunu giydim. Ayşe sizlerden de bekliyorum. Ama proporsiyonuna uymamış. Onunla alakalı bir şey söylüyorum. Bunları ya o zaman herkes şey yapalım giyiyor. Bak stüdyo şu anda sıcak. Birimiz kışlık, birimiz yazlık giyebiliyoruz. O zaman dışarı kar yağdığında buraya kilotlu çorap giyip üstüne pantolon giyip çıkalım yani ne mana. Bu kazağın altına ince bir şey giyildiğinde komik olur ama. Bir konsept yapıyorsan tam yapacaksın. Bir muazzam kazak ama giyiyorsan altına şort giymeyeceksin gibi Ayşe bir şey Nurcum, bak senin anlayacağın dilden konuşuyorum. Tatlım. Hani daha farklı bir kumaştan o seni kalın göstermiş. Buraların kocaman duruyor. İzlediğinde göreceksin sen bu kadar kalın bir ben kız Ben de değilsin. Diyorum ki bunun altına kalın giymek zorundayım. Çünkü boğazlı bir kazak ve balıkçı ve kalın. Bunun altına ince hiçbir şey giyilemez. Bunun altına giyilecek tek şey deri pantolon. Yine benim topu kombinim de ve öyle. Bana geri dönüyor. Kendimi tamam. kalın göstermeyi tamam, göze tamam, alıyorum. Tamam Ayşenur sana kilo almak çok yakışmış. Birazcık ye kilo al canım bu kadar benim. Daha fazla belki. Alacağım teşekkür ederim. Tamam. Almışsam tabii daha ekleyeceğim üstüne. Hala 48 kiloyum bu arada. Sen mi? Evet. Yuşa. Şapkanla kazağını çok yakıştırdım makyajın falan. Ben kemerin formundan yani püskülün üstüne öyle bağlamalı olmasını çok beğenemedim Ayşenur. Daha kalın belki geçmeli bir şey olabilirdi. Bir de ayakkabılarından emin olamadım. O da düz belki düz binici postalı gibi bir şey de gelebilirdi. Bütünleşebilirdi. Bir tek onu beğenemedim. Şey binici kulübünün akşam partisi. Hayır, ben ya, düz oluyor ya şuraya kadar düz olan. Belki Hı-hı. öyle bir şey olsaydı dedim. Teşekkür ederim. Nihal. Topuksuz giymeni tercih ederdim. Şuralarda falan bir çizme giyebilirdin. Ayrıca pantolon konusunda katılıyorum. Kalın göstermesini geç. Aşağı çekmiş seni. Yani basenlerin aşağı doğru gibi duruyor. Öyle mi bilmiyorum. Öyle duruyor. Onun dışında çantanı da beğenmedim ya. Sen bu çantanın benzerini geçen hafta kullanmıştın sanırım. Ayakkabıları böyle değil miyiz? Bir arkanı dön Ayşenur'cum çantayı da görelim. Çok benzeri ve keşke. Altın sarısı, gold. Hayır, keşke şey yapsaydın, içini biraz doldursaydın. O yüzden de gözüme zayıf gelmiş olabilir. Benim tek beğendiğim şey kemerin. Teşekkür ederim. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Ayşenur Balcı, ayakkabı 120 lira, deri pantolon 99 lira, kemer 50 lira, kazak 89 lira, çanta 69.90, şapka 49.90 lira. Nereye gidiyordun? Konseptini kaçırdın. Binici kulübünün akşam partisine. Akşam partisine. O topukları öyle açıklayabilirim diyorsun. Hı? O topukları ancak bir akşam partisiyle açıklayabilirim dedim. Evet. Hı. Bir de kemerimi aslında giydikten sonra kombini yaptım. Hep şapka Hı. bozdu olayı ya. Yani keşke o fiyonk kısmı önde, o püskül kısmı arkada olsaymış. Şu an bir hani bir karışık ya çok simsiyah olmasına rağmen karışık görünüyor. Onu o şekilde bağlarsan bir daha giyeceğin zaman daha cool görünebilir. Yani yine önünde fiyonk olsun ama o önden sarkan şeyleri arkaya çevir. Fiyatların çok uygun. Ekonomiksin. Çantanı evet beğenmedin. Çok benzer bir şey kullanmıştın. Ama güzel iyi görünüyorsun. Teşekkür ederim. Senin araba var mı?
Arabam yok. Olursa taksiciler çok üzülür. Peki şey var mı? Ehliyetim de yok. Onda da yok. Ayşegül, evet fiyatlar, Ayşenur fiyatları gördüm. Uygun, gayet güzel fiyatlar. Zaten üzerindeki çok fazla bir şey yok. Tayt, balıkçı, şapka, onlar zaten uygun parçalar. Her yerde bulunabilir. Ama sen o kemerini taktın sonra bir tarz yarattın, farklı oldun. Evet, ben de ayakkabını sevmedim. O ayakkabılar artık çok fazla kullanmayın, çok demode kalmış. Ama bütün olarak iyi görünüyorsun bugün. Çok teşekkür ederim. Ben sana 7 veriyorum. Teşekkür ederim. Bu arada kafa, o şapka, makyaj çok güzel oldu. Çok teşekkürler. Nasılsın Ayşenur? Çok iyiyim. O zaman partiye gittiğine göre de iyi at biniyor musun? Yok, binemiyorum henüz. Denedim birkaç kez ama bir kere düştüm. Çok zevkli bir şey tabii. Şimdi şu üst muhteşem. Çok teşekkür ederim. Bu şapka, kep herkese çok yakışmaz. Sen de o kadar güzel durmuş ki çok beğendim. Şöyle atlara iniyorum yürürken. Bakarım, kim bu kız diye bakarım. Ama o ayakkabıları gördün mü bu kıyafette? Yani başka bir tamam... Boyumuzu uzatmak için giyeriz bu tarz topukluları ama bu kıyafette iyi durmamış. Kemer'in bir deri yarışması yapmıştık genç stilistler. Aynı bu tarz kemer yapan bir tasarımcı da birinci olmuştu. Yalnız bir fazlalığı, şimdi burada püskül 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 var ya, bir de kurdele üstüne indirmişin. O kurdele hiç olmasaydı, hiç olmasaydı daha güzel görünebilirdin. Son çantana geliyorum. Ben bu tip çantaları çok severim. Arkadan çok yakıştırdım. Fakat önden, öne dönünce bu tarz çanta senin boyunla vücudunu kısmış. Çıkar bakayım şunu. Çantayı çıkar bakayım. Bak. Bu tarz seni kısıyor ya da bunların daha büyük olması lazım aralıkların ki boyunu şu bedeninin üst kısmını ortaya çıkarsın. Ha, puan bekliyorsunuz. 7. Çok teşekkür ederim. Dikkat edeceğim. Takmayacağım o çantaları. Bellam. Hoş geldin Ayşenur. Hoş buldum. Bak sen. Artık ben ne söyleyeyim ki? Hepsi konuştu. Ben ne diyeyim ki? Bana ne sıra kaldı, ne zaman kaldı. Garip ben, en sonuncuyum. Ne söyleyeyim? Ama ben bir eksik gördüm. Hani senin o çiçeklerin? Ya ben onunla halbuki bir tane elbise yapacaktım. Her yeri çiçekti aslında ama sonradan düşündüm de onu dolabımdan ayırayım diye. Bari şunu kafana bir... Gel gel, eksik şeydir. Kalma ama. Aman eksik kalma canım. Gel. Kemal Doğulu halleder onu şimdi. Gel. Bu da çok büyük anacığım. Anacığım. Evet. Ama küçüklerden işte. Takayım dur. Hah, gel. Yani senden böyle bir şey beklerim. Ya bacaklarında çiçekler dolu. Kork. Korktun mu? Çiçeklerden korktum artık annem. Ha, kullanmıyorum. Ha. Bakayım ha. Geç öyle. Teşekkür ederim. Ya niye korkacaksın? Çiçek çiçek. Güzel kullan o ama senin kullan. Tarzın. Aynen. Yani kullan. Bak ben de bütün şeyler içindeyim. Krenler tül. Evet Ayşenur. Bir tarz olmuşsun tabii. Tabii ayakkabı bulamıyorsunuz değil mi? Bütün mağazalarda herkesin ayakkabısı var. Hepimiz giymiş. Şunu Ayşegül aldı, bunu Tuğçe Hanım aldı, bunu Ezgi Hanım aldı. Hiçbirini alamıyorum. Yani bari şöyle bir şeyler yapın. Bu bağlılarda krogren şeyler var, kordelalar var böyle. Onlardan alın, arasından geçirin böyle. Daha kalın oluyor onlar. Enli şöyle bir 2 santim, 1,5, 2 santim. Onlardan mesela renk uydur oraya. Atıyorum bordo koy, yeşil koy. Küçük değişiklikler. Kırık beyaz koy. Yani Teşekkürler. Göreceğiz bakalım.
Hani değiştir. Çok teşekkür ederim. Ayşenur'cum sen ne düşünüyorsun arabayla ilgili? Arabayla ilgili ne düşünüyorum? Nasıl? Çok iyi olur aslında ama bir de biri sürecek birini bulmak lazım. Ben hayır, süremeyeceğim. Ehliyet illaki alınır da hani bir araban olsun istemez misin? İstememek mümkün mü? Bu rekabetin neresindesin onu anlamaya çalışıyorum. Çok isterim. Hedefin de var mı kazanmak yani? Onun için varım zaten burada. Peki. Göreceğiz bakalım. Geçebilirsin teşekkür yerine. Ederim. Evet tabii programın başında öğrendiler bir araba kazanacaklarını. Önce fikre alışacaklar. Sonra her geçen gün o rekabet içerisinde nasıl kapıştıklarını hep birlikte göreceğiz. Şimdilik fikre alışıyorlar.